Allah'ın nimetlerini, ikramlarının farkına varıp şükreden kullardan olabilirsek, hamdeden kullardan olabilirsek, bilin ki yolun başı da sonu da buna tutunuyor. Rabbimiz Subhanehu ve Teala 40 rekat namazda bize hep elhamdülillah okutuyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, elhamdülillahi Rabbil Alemin. Çünkü hamd azameti ilahiyeyi idrakından sonra geliyor. Onu idrak etmediği vakitte kul günden güne nankörlüğe gidiyor. Rabbini tanımak şöyle dursun. Nankör bir varlık olup çıkıyor yani. Mekkeliler de Efendimiz'den önce öyleydiler. Resul-i Ekrem onlara hamd yolunu öğretti. Allah'a hamd yolunu, şükür yolunu öğretti. Onun için Rabbimiz şöyle bir ayet gönderdi onlara. Dedi ki Rabbimiz, لِيْلَافِ قُرَيْشِ اِيْلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Kureyşliler, Mekkeliler o vakit diyor, ticaret ağları yok, hiçbir şeyleri yok. Peygamberimizin dedesi Abdümenaf, oğlu Haşim'e kadar bir ticaret kervanları yokmuş onların. Onun için birileri aç kaldığı vakitte ailece bir kenara çıkar, ölene kadar orada bekler ölürlermiş. Sonra Efendimizin dedesi Haşim bunlara topluyor, rey sahibi biriydi, çok da güzel konuşan birisiydi diyor. Hatibiydi yani. Dedi ki biz bir ticaret yolu açalım, ticaret kervanları oluşturalım. Böylece hem ihtiyaçlarımızı gideririz, sıkıntıdan kurtuluruz hem de kazancımız da güzel olur. Yazın Yemen'e, kışın Şam'a. Bir ticaret kervanı kuralım dedi. Ve neticede o ticaret kervanının kurulması, o kervanın rahat rahat gidip gelebilmesi Rabbimiz Subhanehu ve Teala'nın Efendimiz doğmadan 52 gün önce Ebrehe'nin ordusunu helak etmesinden dolayı diyor. Çünkü bunlar Beytullah'ın, Kabe-i Muazzama'nın haram ahalisidir. O evi Allah bizzat kendisi ebabillerle korudu fil ordusuna karşı. Onun için bu topluluğa dokunana Allah'ın belası geliyor, tefekkürü oluştu diyor fil vakasından sonra. Bu ticaret kervanında Araplar gidip gelirken kimse dokunmuyordu onlara o olaydan dolayı. Allah-u Teala da hitaben diyor ki yahu size bu kadar nimetler verdim. Hiçbirisi için şükretmeyecekseniz de bari bunlar için şükredin diyor. Bari bunlar için. Kureyş'e açtığımız iki kervan, o kervanda emniyetle gidip geliyorsunuz ya sıkıntısız. Bunun için Allah'a şükredin. Şimdi tabii o zaman böyle ikramı oldu. Allah'ın bu zaman ikramı yok mu? Celle Celaluhu. Şimdi bu son günlere kadar bütün insanlara bir şeyler anlattığın zaman, şükürden, ibadetten anlattığın zaman EYT hocam EYT. Böyle söylüyorum. EYT hocam EYT. Maaşlar az hocam maaşlar az. Şimdi EYT'de de geldi, maaşlara istenilen zam da geldi. Namaz kıl, oruç tut, Allah'ı zikret deyince işte bizim maaşlarımız az, emeklilik gelecek mi gelmeyecek mi sıkıntısında olanlara söylüyoruz şimdi. Bu nimetler de geldi işte, bak geliyor yani eli kulağında eline düşecek. Yine şükretmemek için bir şeyler uyduracak mısın? Yoksa evet artık Allah'a şükredelim, elhamdülillah diyecek misin bakalım? Mekke'nin ahalisine böyle nimetleri sundu Allah, o nimetleri de böyle gösterdi gözlerine, anlasınlar diye soktu tabiri caiz ise, bugün bizim aldığımız nimetler onlarınkinden çok çok fazla ama biz o nimetleri de kenara çektik, çok görmedik. EYT dendi, şu dendi, bu dendi. Neticede onlar da geldi, bak geliyor yani. Şimdi acaba şükreden bir kul olacak mıyız? Kabe'nin Rabbine ibadet eden olacak mıyız? 5 vakit namazı gidip de camide kılan olacak mıyız? Allah'ı zikre varacak mıyız? Yoksa aldığımız paralarla daha çok kahvede mi oturacağız? Kahvede oturuş saatlerimizi mi çoğaltacağız? Yok işte kumarlarımızı mı çoğaltacağız? Borsalarımızı bilmem nelerimizi mi çoğaltacağız? Düşünelim. Allah-u Teala öyle dedi. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ Bu beytin Rabbine ibadet edin. Hiçbir nimeti görmüyorsanız bile şunu görün ya, bunları görün dedi Allah-u Teala.